Bu dünyanın var ya kahrını çilesini var ya bu pazarcılar çekiyor. Çoraba bak hele çoraba. Geceler müşte giydik avradık çorabını giymiştik yanlışlığına. Şuna bak hele hoca. Müşte Allah... kahtık avradık çorabını giymiştik. Allah yardımcınız bak, olsun. Sağ ol baba Allah razı olsun. Kalitenin tek adresi Sarlarköy'ün yerli. Yerli Sarlarköy. Çok A101'den çıkmayık. Ermenar Amasya Amasya hoca. 50 mi ha? 2 kilosu mu 50? Bak 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 benim çekmiyorum ki ya bak. Çekek kanka. Ermenar Amasya. Şöyle de göstereyim. Yoruldunuz mu? Ne yapıyorsunuz ha? Gidik dönüyorduk. Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akpınar'a gidiyoruz. Hem bir pazara uğrayacağız, hem de bir iki işimiz var. Böyle bir gezi vlogu gibi bir şey olacak. Değil mi Hifa? Evet. Hifa arkadaşın da aldı buraya tabii. Hifa'nın bebişini de gözleriyor. O baş köşede böyle geziyor. Havanın da bir taraf, şuradan yağmur geliyor, şuradan güneş açıyor. Dur bakayım hangisi basılma olacak. Ama bak şuraya adam su vurdurduydu, oraya dam yapmış. Tepe Fahlı Koyun'a gidiyoruz. Şöyle iki çekeyim koyu kısaca. Şu an Tepe Fahlı'nın içine girdik arkadaşlar. Şurada bakın harabe yıkılmış bir ev. Onun yanında bir tane daha ev var. Şurası Hadi Bölen'in evi. Bakın burada da yine kerpiç, bir tarafı taş, yıkılmış evler. Arkadaşlar şimdi normalde bilerek girdim. Hem sizlerle tamam, böyle burada, bir köy içinde geçenki fırtına da burada yıkılmış. Garaj yapmış muhtemelen. Geçenki fırtına değil mi? Şöyle Erdoğan abinin yerini çek. Erdoğan abinin yeri de nereydi? Aha şurası. Aha şurası. Erdoğan abi de izliyor mudur? Burası İzliyorsa selam olsun buradan. Şurada da şey vardı. Hayır renkli renkli ev. Yok o ev olan adını unuttum. Selam olsun o da biri. Şöyle camisi. Çok küçük. Bizi Tepe Fakılı'dan izleyen de çok biliyor musun Kübra? He. Bak 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 görüyor musun? Kilitleyen gitmiş bak evlerine. Değil mi? He. Bak ne güzel. Kimi ev kerpiç, kimi ev beton, taş. Bu yol ne kadar dar? Çok darmış yollar. Aha, kel tavuklar. Kel tavuk bizim de vardı bir ara kel tavuklarımız. Kerpiçten duvar mı yok? Evet. Burada olanlar belli biliyor musun? Köy bitti. Şimdi buradan ne tarafa? Ha şuradan şöyle şuradan yola çık. Aynen. Aa burada da Vedat dayı. Servisçi Vedat, Vedat dayının. Bak bu şehit. Şehit. Burada dolandık Kübra. Bu evi de gezdiydik. Hah. Servisçi abinin yeri. Ha bu yedi ki. Güzel önünde tarlası da var herhalde. Kübra. Şöyle bir baksana. Yani kışın gelmediği o kadar belli ki. Şu alan nasıl şey yeşermiş, olmuş. Yeşermiş değil mi? Yeşermiş böyle gitmeye devam ediyor. Şimdi de Pekmezci Koyun'a geldik. Şu dağın oradan sonra koyun asıl girişine giriliyor. Orada barajı da var lakin yolumuzun üstü olmadığı için giremiyoruz. Şöyle koyun içinden çekeyim. Ya, ev yapıyorlar. Ama şu ortaya yere ev yapıyorlar. Şöyle bir göstererek. Ama baya baya oraları. Baya daha düzlemişler. Bildiğin düzlemişler. Şöyle bir zoomlayayım. Bizim burayı bileni arkadaşlar için. İzleyiciler için. Çok masraf yapmış ama var ya. Yani bayağı masraf yapmış ya. Yani inşallah bir de sağlam olur ya. Da ben anlayamadım baba, baksana onu. Baba. Yukarıdaki evet. De öyle. Baba baksana. Yani bildiğin üçgen dağı düzlemişler. Evet. Baba baksana. Dağ derken tepenik. Baba, sen camını kapat da cereyan. Şöyle. Kenarda. Şu tarafta da güzel evler var. Baba, baba. Baktım kızım. Az önce ben baktım ve gösterdim zaten. Ya neye demiyorsun? Tamam bak. Bunlar yeni arkadaşlar. Normalde bura aslında Pekmezci Köyü'nün
tarlaları yani çıkışı yani. Diğer ucu. Ama artık buralarda köyün içi gibi bir şey oldu. Şurada köyün bayramlık şekerleri gibi renkli renkli önden duruyor biliyor musun? Şurada da dere yatağı var şöyle. Abi şey kaynar su hocam. Şurada normalde dere yatağı gibi de suyu akmıyor herhalde. Buraya da biri tiny house gibi bir şey koymuş. Şey konteyner herhalde. Konteyner. He, suyunu muyunu düşer. Burası işte milletin bağı normalde. He, bağları. Hep gözlü damlar var. Bak burada yine bir dam var. Şu öne doğru. Ki yağmur yağdı ya belki akar. Şurada da şöyle köprü var ama ondan sonra ayrıldı. Biz buraya gitmedik gün. Gitmedik mi? Evet. Gün. Akpınar'a giriş yapıyoruz. Bazı yerler ap yerdir. Abadım. Çimeyeste gidenler. İzmir'e gidenler. Günde gidenler. Akpınar 38 depreminde dümdüz olmuş. Videoda dediğimiz ilçe burası arkadaşlar. Şöyle kamerayı aç da. 38 depreminde dümdüz olan ilçe. Kırşehir'de büyük bir deprem olmuş. Merkez üssü Akpınar. Şöyle. Dur ağaçladın çok kötü konuştum. Şurada stadyumu var. Tertemiz. Hiç batırmıyorlar sağ olsunlar. 7 senedir buradayım. Kaç defa buradan geçtim. Yani yapılmıyor ya, ben görmedim. Tertemiz duruyor. Şurada da piknik alanı var. Ama bu ya basket top. Neden? Yolun çoğuna giriyorsun. Karşısı Akpınar'ın merkezi. Şimdi pazar var. Şurada kabristanlar var. Sağlı sollu. Bu tarafta bir var. Yolun diğer yarısında da var. Erdoğan yapsın. Şöyle arabamızı bir park edelim. Ama oraya girme, çamurmuş. Şuraya gireceğim, bekle. Arabayı bir döndüreyim. Çıkışımız kolay olsun. Taş var şurada, büyük taş var. Akpınar Salı Pazar arkadaşlar. Böyle bir meydanda pazar meydanı yani bir alanı var kendine ait. Başka bir pazar kurulmuyor diye biliyorum. Şöyle pazarımızın içine doğru girelim. Birkaç görüntü, bir şeyler almaya çalışalım. Olacak şey olsa yardımcı olun. Limon 8 lira olmuş arkadaşlar. Havuç 15. 15'e düştüm. Bey pazarı. Havucu iyiymiş ya. Burada turpları var abimin. Kübra bu da mı turp oluyor bu? Değil mi? Enteresan. Portakal 10 lira. Şurada mandalina 7,5 arkadaşlar. Şöyle soğanlar 7,5 diyor. Bu bayağı küçük bir soğan arkadaşlar.
fiyatı farklı. Aynı mı? Bu ne? Ya büyükten Allah ya. Evde zaten böyle var. Ne kadar böyle? Bunun ne? 15 mi diyor? Evet. İyi. Fiyatlarına göre değişiyor. Tamam. Şu soğanına ne kadar diyor? Buna da 10 lira diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yeşilliklerin fiyatı da. Yerde domates geldi, yerde terör oha geldi. Canlı yayın mı hocam? Yok, canlı yayın değil. Daha sonra YouTube'da. Ne hocam, ben hemen gireyim bakayım sana. Erdoğan Akman. Erdoğan? Akman. Akman. Tamam hocam, takip ederim. Tamam inşallah. Seni çek hocam. Benim. Bu dünyanın var ya, kahrını çilesini var ya, bu pazarcılar çekiyor. Çoraba bak hele çoraba, geceleyen müşteri gittik avradık, çorabını giymişsin kağının üstüne. Şuna bak hele hocam. Müşteri kalktık avradık, çorabını giymişsin. Allah yardımcınız tamam, olsun. Sağ ol baba, Allah razı olsun. Battıcan 20 liraymış. Salata ne kadar? Salata 30 lira. Salata 30 lira. Ali'nin tek adresi. Sarılar Köyü'nün yeri. Yerli Sarılar Köyü. Çok A101'den çıkmayık. Oo maşallah. Gördünüz mü lan arkadaşlar? Gördünüz mü? Bu sarılar dedi. Layıklayın. Sarılar dediğin nere? Sarılar bizim Keskin'in köyü. Keskin'in Sarılar Köyü. Ha Keskin. Evet. Ha oradan geliyor. Keskin'e de selam olsun. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar şurada pembe domatesleri baksanıza. Ay maşallah. Elini yakın. He. Şöyle. Burada şu ne? Cennet hurması 30 lira arkadaşlar. He. Şöyle elmalara bakın. Elmalar Amasya, Amasya hoca. 50 mi? Ha 2 kilosu mu 50? Bak bak bak, benim çekmiyorum ki ya. Bak. Çek ya kanka. Elmalar Amasya. Burası neymiş? Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ymiş. Pazarın bu kısmında arkadaşlar elbise kısmı, ayakkabı kısmı. Böyle kuru yemişçiler var, çerezciler var. Böyle değişik. Da şimdi öğlen ezanı okundu. Pazarı kaldırıyorlar. 30, 40, şu da 50 liraymış arkadaşlar. Lahananın fiyatları da böyle. Abim bir kamyon getirmiş. Burası da pazar yerinden hası. Benim çocukluğumdan beri buraya park yeri yapılacak diye bekleniyor. Hala açamıyor. Aslında park yeri oldu. Sadece asfalt atılmadı biliyor musun? He. Ama çok güzel bir park alanı aslında. He. Güzel bir park alanı lakin çamur. Böyle gelmişken de arabayla dolanacağız ama küçük bir ilçe, küçük bir kasabayı dolanmış olalım sizlerle. Yazın toz toprak oluyor, kışın da çamur oluyor. Bak arka tarafta ortaokulmuş. Ortaokul var. Buralar hep okul. Görev yapmayı düşünenler güzel okullar var. Lojmanları da zahir güzeldir. Burada biraz daha gelişmiş. Ah çekin. yolları geniş. Köyden de var buralarda oturan. Nereye gidiyorsun? Şöyle bir döneyim. Şu meydandan hari bir orta göbeği göbek, çekelim diyor. Göbek yukarıda kalkıyor değil mi? Göbek şurada işte döneceğim. Ha oradan geri döneceğim. Önümüz araba geldi değil mi? Arabayı bir geç. Evler de renkli renkli mi boyamışlar? Evler de bir katlı, iki katlı. Renkli. Böyle renkli boyamışlar gibi. Göbek şura diyebiliriz değil mi Kübra? Bura biraz da yukarısı. Şöyle yukarı dönemedim de. Pazar yeri hemen aşağıda kaldı. Burada kahvehaneler var. Yiyecek yerler, mekanlar burada aslında. Şöyle. Şey olarak, ilçe olarak mesela bizim kendi köyümüz Akpınar'a bağlı olmasına rağmen Akpınar'a çok bir bağlılık hissetmiyorum niyeyse. Yani sanki bura bizim köy değilmiş gibi. Şöyle arkadaşlar gösterip ortada bir göbek var şöyle yan tarafında. Şurada. Yukarısında da var. Şurada meydan kebapçısı var. Meydan kebapçısı varmış. Her yerde büfe var ama buraya araba. Kafeler burada, pastaneler burada. Böyle arabaları çap park etmek adetimizdir. Şurada bir yukarıda meydanı var, o meydan güzel. Orada da bir çay ocağı var. Şöyle devam edelim. Bahçesi diyor. Eskiden bura var ya, ta benim çocukluğumda şu turuncu yer arkadaşlar sağlık ocağıydı. Sonra aşağıya bir bina yapıldı. O binayı tarım krediye verdiler.
Ondan sonra yeni bir hastane daha yaptılar. 3 tane yer değişti. Şey diyeceğim. Ha bak bu iş yerleri de yeni yapılmış. He bak onlar da yeni yapılmış. Şey belediye nerede yıkıldı? Belediye kaymakamlık yukarıda ya. Ha orada mı kalıyor? Kaymakamlıkta mı? Şey geliyorum. Hiç. Anne. Şuralara abi, yeni dükkanlar şey açılmış. Anne anne. Arkadaşlar şu dükkanların çoğu tamam. Yeni. Cenaze var. Cenaze var. Bayağı kalabalık. Allah rahmet camisi eylesin. Camisi burada. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Ama baba. Allah rahmet eylesin. Ne kadar sabır iki eylesin. İki tane A101, bir tane BİM var. Evet. Yolun bir bu tarafı var, bir de karşı tarafı. Karşı tarafta herhalde hiç market doğru düzgün bir şey yok. Yok. Ya belediye çok dışarıda kalmış mesela. Belediye şura mı? Evet. Öyle bir yer, küçük bir kasaba, ilçe. Hastanede, bakın şu karşıya ama caminin boyağı gitmiştim. Gitmiştir, bayağı solmuş yani. Camiyle ilgili hikaye de anlatırdı da arkadaşlar anlatamak herhalde. Ama. Yani orada bir cami var, başka bir cami daha var. Bu cami yapıldığından beri boş duruyor, kapısı da açılmadı. Kırmızı boyası vardı, boya gitmiş. Boya değil, bizim şömine var ya, he. Şöminenin tuğlasından döşenir. Niye o kadar bozarmış onu? Ben de bilmiyorum. Hastanesi de şurası arkadaşlar. Şu tırın gittiği yolda Kırıkkale Ankara yolu. Ondan sonra tam tersi şu taraf yolda Kayseri, Kırşehir merkez yolu. Şu dağların karşı tarafı da Kaman ve Konya tarafına doğru gidiliyor herhalde. Anne, anne yolu mu? Tamam. Ya hastane demişken yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani sağlık ocağından hallice yani birçok iş için yine şeye gidiliyor. Evet. Hemen ambulansla götürülüyor. Çok ciddi acil yani, mevzuda da şöyle bir mevzu oluyor. Mesela sağlık ocağı diye geliyorsun diyor ki hayır hanımefendi burası hastane diyor. Hastane diye gelin hayır hanımefendi burası hastane değil. Ne? Sağlık ocağı mı? Sağlık ocağı da değil. Ya, onlar da bilmiyor. Şey yani aslında ilçede yaşayanların yani böyle hevesini almak gibi bir şey ya. Ben size onu söyleyeyim yani. Tamam arkadaşlar buradaki A101'de de genelde satılmayan aktüel ürünler daha indirimli oluyor bazen. Buraya pek kimse uğramadığı için. Bir bakak diyor, önce buraya bakacak. Aşağıdaki zaten kalabalık oluyor pazara evet, gelenler. Kalabalık oluyor. Bir de bazı ihtiyaçlarımızı burada görek diye geldik. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, bu burada denmeyebilir belki ama oradaki çalışan dedi ki abi yukarıdakinden gidin alın dedi. He, burada daha ucuz oluyor abi buradan alma dedi. Cebini seviyorsan. Tarım Kredi Kooperatif orada bir işimiz vardı ve A102 A101 bir BİM var dedim. Artık şok da açılmış. Biz şoktayız. yeri Tarım Kredi Kooperatif'in yanı veya arkadaşlar şurada Ziraat Bankası var. Akpınarlı olanlar, buralı olanlar için böyle bir mevkide vermiş olayım. Arada kalıyor yani görmesi biraz zor. Bir girelim bakalım. Ne varmış? Arkadaşlar şöyle dolanıyordum. Burada Crown mu neyse işte kola diye bir ürün. Şokun ürünüymüş. Yani yine burada Coca-Cola falan da var da. Şimdi az önce dolanırken bir iki de fark ettim. Birden fazla şey var. Farklı marka ve ürün isimleri gördüm. Bunlarda genelde şöyle nasıl söyleyeyim. Şey var ya neydi? Arkası. Arka etikette nerede üretildiğine dikkat ederseniz daha güzel olur değil mi? Arkadaki firmayı alsa ne bileceğiz? İşte. Erikli yerli ürün. Aynen. Aynen. İyidir kötüdür bilmem de. Ben kola içmem zaten de. Yani şuradaki İçerik kısmını kontrol etmeyi unutmayın. Bu arada şey hani koladan örnek verdim de ya kolanın veya asitli gıdanın hiçbirini tüketmeyin yani. Ben neredeyse 2006'dan beri Coca-Cola, Fanta yani asitli gıda dediğiniz ürünlerin o şeylerini tüketmiyorum. Sizler de tüketmeyin tavsiye ederim. Ama farklı marka çıkmış. Yani bunlar daha önce niye yoktu diyeceksiniz. Parayı buldular da bugün fabrika açtılar da kendi Coca-Cola'larını ya da içeceklerini ürettiklerini ben çok sanmıyorum. Aynı maddeyle farklı isimle farklı şirketler. Aynen. Yani şirket kurmak zengin adama çok kolay yani.
Ya bir de yani dikkat etmek gerekiyor. Diğerler de kurabilseydi zaten kurarlardı şimdiye kadar. Ya şimdi bu Yahudinin oyunu diyor ya. Yani bunlar bir Türkiye birine bile açtırabilir yani. Çünkü inanılmaz derecede ürün çoğalmış, marka çoğalmış. Daha önce neredelerdi? O kadar firma. Özellikle de cipsler değişmiş. Kontrol edin. Şeyler, deterjan farklı markalar, içecekler. Aynen. Şimdi şu gazları bir çekin. Böyle gazlarım bitti. Vay be, ulan gazlarımız vardı burada. Güzel güzel gazlarımız vardı. Köyü dolanırlardı. Köye sındırmadılar, ilçede sınıyor. Vallahi köye sındırmadılar, ilçede sınıyor. Bir şey daha diyeceğim. Geçenlerde adamın biri şey yaptı. A101'in, BİM'in ve ŞOK'un yoğurtlarını gösteriyor. 3 farklı marka ama üçü de aynı yerde üretiliyor. Ben de çoğu Türk kahvesinde öyle diyebiliyorum mesela. Çoğu firmada aynı şey üretiyor, firma üretiyor. Buradan girer, tamam, boşalmış zaten. Betondan girer. Geçen de bir ürünü daha gösterdi. Yine aynı yerde aynı ürün. Baharat, bir şey baharat çeşnisi mi neyse. Sadece ucuz olan alta gizlemişler. Pahalı olanı yukarı koymuşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yani arada 2 mi 3 kat fark var. Ama pahalı olan üstte duruyor. Ucuz olan aşağıda duruyor. Ama aynı firma, aynı yer. Sadece ismi ve ambalajı farklı. Dikkat edelim. Yani tüketici bilinçli olması lazım. Ürününü kontrol ederekten, arkasına bakaraktan, kimyasal olup olmaması, helal olup olmaması, özellikle şu dönemde boykot ürünlerinin olup olmamasına dikkat edelim. Mesela ben şöyle biliyordum bir ara. İçimin üretici firması Akgıda ile BİM Dost Süt'ün üreticisi peyniri falan filanı aynı firma. Arada 5 lira fark var mesela. Ya şimdi o adamı onu yapıyor. Yani içim kaliteli diye sen onu alıyorsun. Ama aynı fabrikadan, aynı adamdan, aynı yerden çıkıyor. Ama tabii daha ucuz. Yani şunu unutmayın. Kaliteden ziyade markaya para veriyorsunuz. Biraz araştıralım yani. Onu demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir işimiz daha var. Onu bir halledelim Kübra. Burası da arkadaşlar Akpınar'ın camisi. Herhalde adı merkez cami mi bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Şöyle sizler için çekeyim. Buraya kadar geldik madem. Caminin dıştan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Burada Akpınar'ın aşağı doğru çıkışı sayılır arkadaşlar. Hırdavatçı. Marketler, dükkanlar. Doğalgaz var bu arada. Evet, doğalgaz geldi buraya. Doğalgaz geldi. Yani Akpınar'da yaşamak isteyenler. Akpınar'da görev yapmak isteyenler. İyi bir yere benziyor. Bilemiyorum. Bak mesela Sivas Gölova'ya gittiğimizde dedim ki abi dedim çok güzel bir yer dedim. Yani burada millet niye bu ormanda piknik yapmıyor? Piknik yapılmadı o kadar belli ki temiz her yer yani. Şey dedi ya yaşayan da çok yok dedi. Doğal gaz olmadığı için yani kendisi, kendi köylüleri, kendileri de hep şehirde yaşıyorlar ve iş zamanı geliyorlar. Dostlar buradan falan daha büyük bence. Sence? Bence de büyük. Ve daha güzel gölü var ya. Daha ne olsun? O göl neydi öyle? Akpınar'da da işlerimizi hallettik, çıktık. Şimdi yolumuzun şeyden tarafı gidelim diyor Kübra. Abdüşah'ın da. Abdüşah tarafından gidelim. Göster. Tabela. Semih Şahin. Şey diyor, caddesi diyor. Şehit. Ah benim koyum yoluna girdik nasıl güzelleşti şimdiden. Burada böyle çok güzel yolları da. Su da çok güzel biliyor musun tadı Kübra? Bu suyun da tadı güzel. Çam dikme böyle ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştı.
karşı dağlara çok fide var. Yanlara doğru sürekli böyle. Yani böyle bir iki dönüm değil yani. He, bol bol şey yapmışlar. Bak bir tut hele bana. Şimdi az önce geliyor ya. Karşıdan lüks arabalar köy yollarında arabayı bir türlü kenara çekmiyorlar arkadaşlar. Selektör yapıyor ki sağa kaydı. Senin kaymanı istiyor illa. Öyle senin kötü araban kötüyse hepten kayman istiyor. Şeye çakıl, mucur bir şey denk gelmesin diye. Yani bir gıcık ediyorlar. Hele bu şey yazın özellikle gurbetçiler gelince onlar daha lüks arabalarla geliyorlar ya. Evet. Vallahi arkadaşlar yani kusura bakmayın ya, bu yola girmeyeceksiniz ya da yolun ortasından Allah muhafaza kazaya sebep olabilir. Ben de özellikle arabayı çektim de bir de yolun arkadaşlar sağ tarafı bakın şöyle uçurum. Uçurum. Buraya yani çocukluğumdan beri korkarım. Bomboş alan ve yolun sağ tarafında hiçbir koruma yok. Yani ve yolun sağ tarafı daha çukur. Evet. Yanına. Daha böyle ezilmiş. Sol tarafı daha temiz mesela. Ben de özellikle arabayı çekerken amacı neydi? Arabanı yavaşlat. Ya, tamam mı? Benim geçmemi bekle. Sen de kıyıdan yavaşça git. Sana şöyle söyleyeyim. Ben bu yolları yüzden geçeri biliyorum. Düşün ya. Yüzle bu yolları ineni biliyorum. Ağaçları göster. Hatta birileri şey demişti. Millete kazaya sevk eden ne yapayım? Yavaş mı gideyim? Köy yolu diye demişti. Yani hızlı gitmek isteyenler işte selektör yazıp milleti strese sokmaya çalışıyor. Kendi canını karşısındakinin de canını hiçe sayanlar var. Allah muhafaza ama şu ağaçlandırmaya bak hele. Çok evet. Güzel arkadaşlar. Yani artık kaç yıl sonra bilmiyorum da bunlar ne zaman büyür. Bak karşılar ta karşı tepeler Kübra. Aşağısı şu ovayı görüyor musun? Şu aşağısı da kombine. Bayağı. İyi yapmışlar. Onu bayağı bir emek var. Ben çocukken ne yaptılardı? Uçuyordum yani. Bayağı yani var. Bir 50 yıl sonra buralar Karadeniz çam ormanları gibi. Olabilir. İnşallah. Hayırlısı. Biz ormana alışık değildik pek. Küçük Abdüşah köyüne yaklaştık. İkindi okundu. Köyün malları eve dönüyor. Şöyle göstereyim. Yoruldunuz mu? Ne yapıyorsunuz ha? Gidik dönüyor. Güllü'ye nereden gidilir diye sorsan şu. Gidik dönüyor. Ama yaralanmış. Ama estağfurullah. Bir yerine cızmış. Cızmış. Adınız? Mondofun, Hünar Karayenek. Asimental, Gebe. Gebe Simental arkadaşlar. Satlık. 120 bin. Bu değil mi? Şu 80'idir. Şu 100'idir. Ondan sonra. Yok. İneğin sahibi de izlemeli biliyor musun? He. Şu ağır gebe belli. Ağır gebe önümüzde bak. Ha, ağır gebe bakın. Yürüyemiyor. Bakın. Ağır gebe. İkiz olabilir. Ben sıhhatle doğru yapmayı nasip etsin şunlara. Yazık. Bir durup bekliyorlar. Hani böyle şey var ya. Koyda hani kadınlar yolda yürürler. Araba geçerken bir durur iyice seyrederler. Sonra geri yürümeye devam ederler ya. Bak bunun boynuzlar hiç yok. Tepeye çıkamıyorlar yazık. Çok mu yediniz? Bugün hangi restoranta gittiniz? Hele şuna bak hele. Hepsi de ayrı. İşin güzel tarafı ne biliyor musun? He. Şimdi çoban yani aslında çoban şu yola döndükten sonra herkes evini yolladı. İşi bitiyor yani tek tek kapılara koymuyor. Her hayvan varıyor. Ağırının önünde bekliyor. Ha, bu da ağır gibi. Gelmezse hörüp duruyor sahibi. Gebeler, kısırlar belli oluyor. İlk doğumunu yapacaklar. Bu arada daha, küçük. Daha anaç olanlar. Şey, Küçük Abdüşah'a da girdik arkadaşlar. Şöyle o evleri de göster. He. İzleyenler vardır. Şu an Küçük Abdüşah'ındayız. Maşallah şu. Allah doğumuna kolaylık versin. Hiç kolay değil bak hele. Ama Erdoğan çukura gireceksin. İneğe şey edeceksin. Şu ev yeni mi yapılmış? Ha, kamyon nasıl giriyor? Hangi cesaretle giriyor? Ne bileyim ben anlamadım. Ne yazdı?
Valla düdeye bastıydı, inekler nasıl kaçıştı? Biz düdeye niye basmadık ya? Biz rahatsız etmiyoruz hanımefendi. Hala kerpiç evler dolu daha. Bu köyde iki cami var, biliyor musun köyde? Nerede diyorsun? Aşağıda. Şöyle bu tarafı tut, okul. Ben onun şifa hep Küçük varmış. Abdüşah'ın okulu. Okulu var, ileride bir bakkal var. Tüp satıyor. Şey, Kırşehir'de bir arkadaş vardı ya, o burada müdürlük yapmış zamanında yani. He. Hacamata gittiydik, hatırlıyor musun? Evet. Şöyle evleri göster. Şurada bakkal var, oraya gösterebilir. Bakkal da eskiden bizim köyün bakkalında da tüp satılırdı, lohum satılırdı. Lohum bir tatlı olurdu. Başka yerdeki lohumlar o da güzel olmuyordu. Aha, Aslan Market. Mamak Belediyesi. İnekler geliyor, kapıların önlerine diziliyor, ahırın kapısı. Köylü bekliyor. Ahırın kapısını açsın diye bekliyorlar. Aa, şu köpek hep saldırıyor her seferinde. Dur bakayım. Bugün kamerayı görünce sakin. Bugün şey dedi sanki öyle, kovalayacak kadar hızlı kaçmıyor ya. Seni kovalayıp da gururuma yediremem mi diyor, ne diyor? Şöyle bak aşağıya doğru. Arkadaşlar şuraya doğru, buraya doğru çek. Burada da pek gözükmüyor ki herhalde. Gözüküyor, niye gözükmüyor? Evet, sen engel oluyorsun, bir insana. Daha oradan da inek geliyor. Geliyor işte, belki de gelmiştir. İşte yani... önden gelmiş, eve çeviriyorlar herhalde. Olabilir. Şöyle köyden ayrı çıkıyoruz. Bu tarafa da hep yeni evler yapılmış, aynı bizim köy gibi. Şu 3-4 ev yeni herhalde. He. Mezarlıkları bu tarafta. Mezarlıklar da bu tarafta. Şöyle. Ondan sonra bir devasa bir boşluk. Şurada yazı yaban. Yazı yaban he. Tüm tarla şöyle bir dışarı çıkayım. Şu karşı tepenin başı da işte bizim kulübü yok o taraf. Değil mi? He. Şu trafoların olduğu yer Akşakent işte. He. Trafoyu sen koruyorsun. Camisi böyle bir nevi meydan. Mavi yerler konağı. Şurada cami. Camisi de güzel. Şurada da evler var. Şurada da var. Cevdet abi, burada olmasın. Taşoluk köyündeyiz arkadaşlar. Ekrem abinin yanına geldim. Bir işim var. Şöyle vallahi. Hay maşallah. Anam 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 anam. Şuna bak. Şş. Bir sesi çıkıyor tok tok. Gel. Gel la. Vay 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 vay. Maşallah ya. Şş. Gel oğlum. Gel oğlum. Adamı korkutucu bir tipi var. Ya şöyle bir gel yaklaş. Ayrı bir korkutucu bakıyorsun. Bak bak bak. Ekrem abi içeri girdi arkadaşlar da. Vallahi var ya Kübra kapının önüne de bağlamış ki. Adam geçemez zaten. Ekrem abi de işimiz bitti. Şimdi yola devam ediyor. Aslında böyle bu köyün içi daha güzel. Bir günde içini gezmek nasip olsun. Şöyle evlere doğru tut ki buralı olanlar, izleyenler
görsün, eski günlerine gitsin. Kerpiç evler hep yıkılıyor. Hep yıkılıyor arkadaşlar. Kerpiç evlerdeki sıkıntı şu, yani her hanede en azından 5-6 tane kardeş oluyor. İşte herkes paylaşamayınca bakım da olmuyor. Bakım da olmuyor. Taşoluk'tan da çıktık arkadaşlar. Şu aşağı az önce gittiğimiz Tepepakalı Köyü. Az önce derken videonun başında. Videonun başında yani. Yoksa sabah. He. Sen de benden daha geç. Buralarda da iyi keklik gördük biliyor musun Kübra? Özellikle çiğ keklik. He, bizim mesela Abdüşen o yokuşun orada kınarlı keklik çok. He. Buralarda çil ver. Köyüm köyüm güzel köyüm demişler arkadaşlar. Su alıp öyle geçeceğiz eve. Şöyle yapalım. Bir güzel videonun sonuna geldik. İnşallah. Bence güzel bir video oldu. Tepe Fakılı. Köy turu. Daşoğlu. Şey, pazar da güzeldi. Akpınar. Akpınar'ı kendini de turladık. Ondan sonra pazar turu. Abdüşan'ın, küçük Abdüşan'dan geçtik. Gayet güzel oldu ya. Yollardan güzel görüntüler aldık. Ben bu videoyu beğendim. Sizler de inşallah beğenmişsiniz. Kelimeyi doğru. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi şöyle videoyu bir su sesiyle kapatalım.